Evet çocuklar 5. soruya geldik. Bu biraz uzun olduğu için direkt cevabı söyleyip ondan sonra cevap üzerinde size bilgilendirme yapacağım. Ee, soru şu. Alınan kararlar ve çıkarımlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? diyor. Cevabımız önce şunu söyleyeyim. Adana seçeneği. Şimdi eşleştirmeyi görelim. Ee, evet arkadaşlar. Ee, A maddesi e, 4 ile doğru eşleşmiştir. Çünkü tam bağımsızlık manda ve himayen kesin reddi ile mümkündür. B maddesi 1 ile eşleşebilir. Çünkü milli mücadelenin gerekçesi zaten bildiğiniz gibi e, Amasya genelgesinde vatan bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir maddesiyle eşleşebilir. E, C maddesi 5. maddeyle eşleşebilir. Çünkü milli mücadele konusunda halkı doğru bilgilendirmek için 5 numaradaki İrade-i Milliye gazetesi çıkarmış halka doğru bilgi vermek amacıyla ve D seçeneği milli egemenlik hedeflenmiştir. Bu da 3 ile çünkü Kuvayi Milliye'yi etkin kılmak ve milli iradeyi yani milli egemenliği hakim kılmak esastır deniliyor. Ve son olarak e, e seçeneği Topya e, mücadeleden bahsedilmiştir. Bu iki ile eşleşir. Çünkü ne diyor? Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümeti görevini yani vazifesini yapamaz ise halkın kendisi harekete geçecektir. Vatanını korumak amacıyla. Gördüğümüz gibi eşleştirme bu şekilde ve doğru cevabımız Adana seçeneğidir.